Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 12 Ekim 2023 günlerden Perşembe. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Montajımız bitmek üzere. Daha doğrusu bitti. İçine su vermeden önce kalorifer tesisatlarımıza darbeli kompresörlü makine ile şöyle petek temizliği yapıyoruz. Pisliği, çamuru, tortuyu görüyorsunuz arkadaşlar. Müşterimiz daha önceki kombisinde hiç ısınamadığını, peteklerin hiç yani havasını aldığını ve ısınamadığını söyledi. Keşfimize geldiğimizde peteklerin tıkalı olduğunu söyledik. Zaten sıfır kombi kendisi almıştır. Biz sadece montaj işleri, proje işlemleri, bir de petek temizleme işlemleri yapıyoruz. Çamuru görüyorsunuz arkadaşlar. Tortu, çamur peteklerin dibine çökmüş iyice. Radyatör vanalarını, ağızlarını tıkamış, devir daim yapamıyormuş arkadaşlar. Kombi, eski kombi, ferrolli kombi vardı. Fer modeli. Tek eşanjörlü. Onun için montajımızı bitirdik. Şu an darbeli kompresörlü makineyle temizliğimizi yapıyoruz. Bu çamurun zararları arkadaşlar, kombimizin ana kazanını, plaka eşanjörünü, her yerini tıkıyor. Pompanın üzerindeki otomatik hava pürüzöründe de havayı attığında pürüzör arkasından su gelince keser. Ama su yerine çamur geldiğinde hava pürüzörü otomatik su kaçırmaya başlıyor. Yeni kombilerin genelde alt tarafları kapalı. Bu da içinden parçalardan, orik jantlardan su kaçırmaya başlıyor. Kombiniz kısa zamanda çöpe gidiyor. İkincisi, en önemli sebep de bu çamurun yani sıkıntısı, tesisatta devir daim yaparken kombinin dönüşündeki filtreler tıkanıyor. Kombinin içindeki aksesuar filtreleri tıkanıyor. Devir daim yapamıyor. Peteklerin üstü ısınıyor, altı ısınmıyor. Tabii ki petekler ısınmayınca da siz ne yapıyorsunuz? 30 derecede ısınacakken 50'ye 60'a çıkarıyorsunuz ki ısınabilmek için, hani kombi ısıtmıyor zannediyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz ki tesisat tıkalı çamurdan. O yüzden dünyanın neresinde olursanız olun arkadaşlar, bize yaptırmanız önemli değil. Yani dünyanın neresinde veya Türkiye'nin hangi şehirdeyseniz bu darbeli kompresörlü makine ile yapan firmalarla iletişime geçiyorsunuz. Sıfır kombi taktırın veya taktırmayın. Bu işlem yapılmalı. En az 5 yıllık tesisat yapılmalı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer ki ısınmama probleminiz varsa tesisatı temizlettiriyorsunuz. Yeni kombi taktırıyorsanız %100 kesinlikle bu temizliği yaptırmalısınız. Hem iyi ısınmak için hem de arkadaşlar kombinizi zararlardan önlemek için, korumak için. Tortu, çamuru, pisliği görüyorsunuz dediğim gibi. Tesisat iyice tıkanmış arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde, kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'ta resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Burası Şafaktepe Mahallesi mi abi? Şafaktepe mi? Hürel mi? Hürel Mahallesi'ndeyiz. Tren istasyonunun hemen kenarında arkadaşlar. Şöyle. Hemen şu altın kaplamalı caminin yanındayız arkadaşlar. Dediğim gibi Ankara'da bu tarz işlerinizde, kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.